Diyorum. 3 puan aldığımız için. Çünkü 10 haftadır evet galip gelemeyen bir Hatay takımı var. Belki zaman zaman iyi oyun. Belki zaman zaman kötü oyun. Belki de zaman zaman insanların memnun olması. Belki zaman zaman insanların memnun olması. Taraftar gözünde söylüyorum. Ama biz ne yaptığımızı bilen bir ekibiz. Bugün de daha doğrusu 2 haftadır takımla alakalı biraz daha savunmaya yöneldik. Çünkü ne yazık ki Türkiye'de futbol aldığımız sonuçlarla ve tabelada görüldüğü gibi. Ama bizim düşüncemiz, bizim fikrimiz, bizim planımız daha başka şeyler. Hem Hatay'ı bu zor dönemde para harcatmadan hem de geleceğin 3-4 senelik boyunca çok rahat, emin adımlarla bu ligde her kulvarda mücadele edebileceğini sağlamak. Ben bunu sağlıyorum, sağlamaya çalışıyorum ki dün Cuma günü itibariyle 5.38'de yatırılan Ruben'in parasıyla da şu an Hatayspor takımı sıfır borçla belki Türkiye liglerindeki en temiz takımdır. Ve şu an elimizde bulunan oyuncularla da en az yani tabii ki buna rakam söylemem yanlış olur ama 3-4 senenin de geleceğini hazırladığımız bir takım halindedir. O yüzden futbola sadece futbol gözüyle bakanlar, ligde kalmak, puan almak, 13. 14. 15. veya 8. olsanız hiçbir şey değişmez. Ama bir kulübü yapılandırırsanız bu daha büyük bir etki ve katkı sağlar. Ya bu kimini mutlu eder, kimini mutlu etmez. Ama biz ne yaptığımızı bilen bir ekibiz. O yüzden bugün aldığımız galibiyet de gerçekten aslında bir hafta, 2-3 haftada çok sıkılıyorum. Kendi içimde daralıyorum. Belki bugün, belki de 2 hafta önce bırakmam lazımdı ama geçen söylememde de söyledim. Ben buradayım. Değil transfer kapansın. Diğer kapılar bile kapansa ben buradayım sezon sonuna kadar. Çünkü ben bir sözüm var. Ben Hatayspor'u aile yerine koydum. Hatayspor'la ilgili de yorum yapan, konuşan, Hatay'la ilgili yorum yapan, konuşan da benim aileme laf söylüyordur. Ona göre bunu bilerek, dikkat ederek, düşünerek konuşsun. Onun dışında da mutluyuz. Çocukların üstünde biraz, oyuncuların üstünde biraz baskı vardı. Benim üstümde hiçbir zaman bu baskı olmaz. Çünkü ben futbolun içinde 20 sene bulundum. 3 senedir de teknik direktörlük yapıyorum. Onlara da söyledim içeride. Rahat olun dedim. 14 haftadır kazanamıyoruz. Bugün de kazanamazsak hiçbir şey değişmeyecek. Ama siz kazanırsanız bu rüzgarı ters çevireceğinizi söyledim. Bugün de onlar savunarak belki evet %70, %65 bakmadım ama top Adana'da olabilir ama galip gelen taraf bizdik. Önemli olan 3 puanı da aldık ve mutluyuz. Önce kendi sahamızda oynadığımız bir maç. Mağlup olmamamız gerekiyor. Kendi kalemize atmış olduğumuz bir golle ilk devreyi 1-0 kapattık. Ama ikinci yarı %70 topa sahip olmamıza rağmen belki de kalemize bir kere top geldi. Oradaki baskıyı bir türlü gole çeviremedik. Var 2-3 tane pozisyon var. Evet, belli mevkilerde eksikliğimiz olabilir. Ama oynayan deneyimli ve tecrübeli arkadaşlarımız var. Bugünkü maç özellikle yukarısıyla aşağısı arasında puanlama açısından çok önem arz ediyordu. Alınacak bir 3 puan bizi yukarıda tutacaktı. Maçı kaybettik. Bunu en kısa zamanda bir deplasman galibiyetiyle telafi etmek zorundayız. Diğer bir durum, bu sahanın dinlenmesi lazım. Şimdi belki dışarıdan güzel gözüküyor ama içeride şimdi dün bir maç oynandı, bugün de biz oynadık. Yani bir takım deplasmandayken diğeri oynayabilir. Değişmeli oynanabilir. Ben şimdi fikstüre bir daha baktım. Biz deplasmana gidiyoruz, Adana Spor da deplasmana gidiyor. Şimdi biz içeri geleceğiz, onlar da içeri gelecek. Bu bir mazeret değil, sakın yanlış anlamayın arkadaşlar. Ama sahanın bazı bölümleri inanılmaz derecede ağır. Kendi alanına çekilen, derinlik içerisinde oynayan takımlar içinde, uzun oynayan takımlar içerisinde zemin bozukluğu da müthiş derecede bir avantaj sağlıyor. Şimdi biz %70 topa sahip olmamıza rağmen ikinci yarı olmuyor. O iyi paslar bir türlü olmuyor. Ya iyi vuruşlar iyi gelemedi. Dolayısıyla bunu yetkililerin göz önünde bulundurması gerekiyor. Bu nasıl gözden kaçmış onu da anlamış değilim. Dün zaten yağmurlu bir hava vardı. Yağmurlu bir havada maç oynandı burada. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Evet, taraftarımız geldi, gene bizi destekledi. Zaman zaman kızıyorlar. Ama biraz sabırlı olsun. Çünkü transfer edeceğimiz bazı oyuncu grupları var. Onlar geldiğinde
o eksik olan mevkilerimiz çok daha farklı bir hale gelecek.